Bismillahirrahmanirrahim. Nimet İslam, Mehmet Zine Efendi'nin kaleme aldığı eserde rahmetullah aleyh okumaya devam ediyoruz. Eserde Kitab-ı Zekat, zekat bahslerinde okuyoruz. Ve en son ganem yani keçi ve koyun türü hayvanların, davarın zekatı konusunu işliyorduk. Buradan devam ediyoruz. Zekat zimmete değil, ayna tahalluk ettiği için, yani zekat kişinin şahsına değil, sahip olduğu mala bağlı bir görev olduğu için zimmete değil, ayna. Yani mesela adamın şahsına değil, sahip olduğu koyunlara ya da deveye düşen bir görev olduğu için, onlar da fakirin hakkı olduğu için, ki bunun açıklamasını şöyle yapıyor Mehmet'in efendi. Bir kimse şu ayette ki fi envalihim hakkun malum lissail vel mahrum, ki onların mallarında fakir ve yoksulların belli bir hakkı vardır. Me'ariç suresi 25. ayetinde belirtildiği gibi, yani fakir fukaranın hakkı onun malında, yani kendi zimmetinde değil, sahip olduğu ayında, yani malında hakkı olması. Dolayısıyla yine hadis-i şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 koyunda bir koyun zekat vardır şeklindeki hadis-i şerif de yine bu zekat olayının o kişinin sahip olduğu koyuna mahsus olduğunu ifade etmekle, vücuttan sonra yani farz üzerine farz oluşundan, yani bir sene geçip zekat tahakkuk ettikten sonra nisabın helakıyla sakıt olur. Yani adamın 40 koyunu vardı, adamın şahsına değil koyunun üstüne bağlı olduğu için, sahip olduğu koyuna bağlı olduğu için bir sene dolmuş, farz oluşmuş ama sahip olduğu 40 koyun kaybolmuşsa o kişiden zekat düşer. Yani zekat vermesi gerekmez. Çünkü sahip olduğu mal gidince üstüne düşen zekat sorumluluğu da kalkmış olur. Ama nisap eden havilden sonra, yani adamın mesela 50 tane koyunu var, senede dolmuş, fakat zekat taaddini mevcudiyetinin mebni tazmin olur. Yani adamın 50 koyunu var, bir koyun vermesi gerekirken bir koyun, yani diyelim ki 3 koyun gitti ama hala nisap varsa, o kişi o nisap oluştuktan sonra kaybolursa, vereceği şey nisap varsa, yani 40 koyunu aşan koyunu varsa, o zaman o kaybolan koyunu, zekat için ayırdığı kaybolan koyunun yerine başka birini vermesi gerekir. Mesele şöyle açıklanmış: zekat verilecek iki nevi malı olup da bir nevinin üzerinden sene açtıktan sonra kendisi istihlak etmekle diğer nevinin zekatı sakıt olmuş olan kimse kimdir diye sorulduğunda, cevabı bu o kimsedir ki saime olarak, yani yaylalarda kendiliğinden beslenen hayvan olarak 5 deve ve 40 ganem, yani koyun ya da keçi olup develerin üzerinden sene aşmakla zekatı olmak üzere bir şat vermesi lazım geldiği halde sahibi onların istihlak etse, yani helak olsa, onları kaybetse, zekat sakıt olmaz ise de ondan sonraki ganemin üzerinden havlen, yani sene dolup da hasıl olarak zekat zamanı geldiğinde onların zekatını vermesi lazım gelmez. Yani şimdi 5 deve, 40 koyunu vardı. Hem 5 deveye de zekat gerekir. Tam 40 koyunda tam zekat sınırıdır.
5 devenin zekatı bir koyun olduğuna göre normalde 5 deveden bir koyun vermesi gerekir. Ama 5 deveden bir koyun oluştuğunda onu vermesi gerekirken 40 koyunun biri giderse o 40 koyunun üstüne düşen zekat kalkmış olacağını açıklıyor Mehmet'in efendi. Evet. Sonraki ganem üzerinden havelan, yani sene dolduğunda hasıl olarak zekat zamanı geldiğinde onların zekatını vermek lazım gelmez. Çünkü kendisi deve nisabını istihlak etmiş olmakla zimmetinde fakir hakkı olarak bir koyun kalmış olur. Zekat kalmış olur. Evet, bir koyun olarak kalmış olur. Ve onunla ganemin nisabı noksanlaşmış bulunur. Binaenaleyh ondan ganem zekatı sakıt olur. Eğer deve nisabı onun sunu olmayarak helak olursa zimmetinde bir şey kalmış olmamakla ganemin nisabı tam ve kamil olmuş olarak zekatı vermek lazım olur. Evet, bu şekilde açıklanmış. Havelan husurundan sonra nisabın ikraz ve iare yoluyla telef olması helak ve saimeyi yemsiz ve susuz bırakarak nisap telef olmuş ise istihlaktır. Tekrar edelim. Sene dolduktan sonra nisabın ikraz ve iare yoluyla telef olması helak ve saimeyi de yemsiz ve susuz bırakarak nisap telef olmuş ise bu da kendi kendine istihlaktır. Ticaret malının ticaret malıyla değişimi helak ve ticaret malının gayri mal ile değişimi istihlak sayılır. Böyle de bir dipnotta ifade edilmiş. Vücubun tahakkukundan sonra vacibin düşmesi için çare aramak icma ile mekruhtur. Vücubun tahakkukundan sonra vacibin düşmesi için çare aramak icma ile, yani zekat farzından kurtulmak için tahakkuktan sonra çare aramak icma ile mekruhtur. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh zekatın vücubunu defi için çare bulmaya caiz görmüş ve İmam Muhammed ise onu mekruh saymıştır. Vebalinde kalmamak için değil de bu halde naşi vücuttan kaçmak dahi icmaen mekruhtur. Evet. Saime olan hayvanın, yani yaylalarda kendiliğinden beslenen hayvanın senin tamamından bir gün evvel zekatın vücubundan önce firar için satmak, yani zekattan kurtulmak için satmak İmam Muhammed'e göre mekruh, Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi'ye göre gayri mekruhtur. Nafaka için satmak icma ile mekruh değildir. Yani geçim için adamın 40 koyunu var ama fakir, parasız, onu ailesi için satarsa herhangi bir günahı olmaz. Çünkü maksadı zekatından kurtulmak değil, çoluk çocuğuna geçim sağlama olursa bütün alimlere göre caizdir. Sene ortasında nisabı birine hibe edip mal hibe edilen kimse yanındayken sene tamam olduktan sonra kaza veya rıza ile hibe edene rücu etmek zekatın vacip olmadan iskatı için olan çarelerdendir ki hiçbirine zekat lazım olmaz. Yani birine sene dolmadan önce malı birine bağışladı. Sene dolduktan sonra bir yolla o ona geri döndüğünde sene kesildiği için zekat onun üstüne
gerekmez. Bu da zekatın farziyetinin düşmesinde hiç söylenen çarelerdendir denmiş. Nitekim Sevaim bahsinde dahi zikrolunmuş ve fıkıh bilmecelerinden Kitab-ı Zekat'ın ilk meselesi bu olmuştur. Bunu orada üç naziri dahi zikrolunmuştur. Evet, Mehmet Zihni Efendi'nin Nimet İslam'da sık sık fıkıhtan bilmece tarzı sorular sorup cevap verip böyle dikkat çekmesi de hoş bir çalışma. Sık sık dipnotlarda bu sorular gelmektedir. Zekat fakire hakkı ise de cebren alınamaz. Yani zekat fakirin, zenginin malının üstündeki hakkı. Ama bunu gidip zenginle benim senin malında hakkım var deyip zorla alamaz. Zeyd amiri hakime götürüp ben fakirim ama malının zekatını bana versin diye bir dava etmeye kalkarsa bu olur mu sorusunun cevabı hayır, bu dinlenmez, bu kabul edilmez denmiştir. Zekat fakirin hakkı ise de cebren alınmaz. Yani bu şekilde ifadeyi etmiş olduk. Ve niyet olmadığı için meyyitin terekesinden, yani ölen kişi herhangi bir zekatla ilgili veraset, varis yapmamışsa, herhangi bir varislerine bir kendisinden sonra malımın zekatı diye bir şey vermemişse, terekesinden dahi zorla alınamaz. Meğer ki kendisi onu vasiyet etmiş olsun, kendisi vasiyet etmesi durumda gayrin hacetine binaen meşru olan diğerlerinin ihtiyacına binaen salat nevi vasiyeti olmadıkça mevt ile sakıt olan meyyitin dünya ve ahkamından olmak üzere usulden zikredilmiştir. Evet. O takdirde malının sülüsünden alınır. Yani eğer vasiyet etmişse vasiyet edenin malının üçte birinden alınır. Verese izin verirse malın tamamından da mecmundan dahi alınır. Yani mirasçılar tamamından zekat alınsın derse tamamından da alınır. Zekatın masrifi, yani harcanacağı yerler, gayri hacetin ihtiyaç dışında binaen masrif bir şeyin harcanacağı yer. Meclis, yani meclis gibi masrif de mekan ismidir. Yani zekatın sarf edileceği, zekatı verilecek yerler ki verilecek yer demektir. Tövbe suresi 60. ayet kavli kerimesinde tadat buyurulan anılan 8 sınıftır. Fakir sınıfı, miskin sınıfı, köle sınıfı, borçlu sınıfı, Allah yolunda cihat edenler sınıfı, yolcular sınıfı ve memur sınıfı. Bunların icmali özeti zekat kendilerine sarf ve itası şer'an sahih olan Müslim'den ibarettir ki gerek erkek olsun, gerek kadın veya gerek mümeyyiz sabi olsun. Yani iyi kötü ayırt edebilen, ne yaptığını bilebilen çocuk da olsun. Bunlardan 8 sınıftan birine zekat verilebilir. Müslimlerin zenginlerine farz olan zekat, Müslimlerin gayrisine verilemediği gibi, yani zekat Müslümanlardan başkasına verilemez. Müslimin dahi her sınıfına değil, ancak şu, yani her Müslümana da verilemez. Sadece yukarıda sayılan fakir, miskin gibi 8 sınıf kimselere verilir. Evet, bu konuda, zekat konusunda başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.